Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, 2021 Aralık ayını hatırlıyor musunuz? 17-18 idi. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, kur korumalıyı bir açıkladı. Keskin bir şekilde dolar TL 17 liradan 15 liralara kadar düştü. Ve şimdi sıkı durun. KKM ile ilgili yeni bir açıklama var. Ve bu açıklama ne yazık ki her hesap dönemi sonunda, her yenilenen hesapla ya da kapatılan hesapla daha doğrusu dalga dalga dolara bir talep yaratacak. Ne yazık ki. Ve dolara bir hücum göreceğiz. Nasıl 2021'in sonunda insanlar dolardan kaçıp KKM'ye sığınıyorsa, şimdi ne yazık ki tersi bir etkiyle karşı karşıya gelebiliriz. Bizim burada amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek istemiyoruz. Buradaki ikazlarımıza eğer ekonomi yönetimi kulak verirse işte bu dolarizasyonu engelleyebiliriz. Bu dolara hücumu engelleyebiliriz arkadaşlar. Ama ikazlarımız bir şekilde dinlenmezse, gereği yapılmazsa diyelim işte dolara hücum karşımıza çıkacak. Ve yine burada KKM başrolde. Görmüşsünüzdür medyada KKM ile ilgili yıl bitmeden bomba bir haber var. 1 Ocak 2024'ten itibaren Türk lirası dönüşümlü yeni KKM hesabı açılmayacak. Mevcut Türk lirası dönüşümlü KKM hesapları ise vade sonunda yenilenmeyecek. Yani elinde lirası olan artık KKM limanına sığınmayacak. Hadi arkadaşlar deniliyor. Nereye gidin? Vadeli mevduata gidin deniliyor. Şimdi bakın burada iki tane konuyu ele alacağız. Birincisi bu haber dolara dalga dalga bir hücumu başlatacak. Neden başlatacak? İşte bu noktada sorunun parçası değil, çözümün parçası olma adına ikazlarımız olacak. Bu videoyu çekme sebebimiz bu. Diğer noktada şunu sorgulayalım. Yahu bu 2021'in sonundan 2023'ün sonuna kadar bir kur korumalı mevduat geldi. Bu ne işe yaradı? Ya bir oturalım düşünelim. Netice itibariyle KKM'de gizli bir faizdi. Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir koruma sağlıyordu. Ve bu korumanın tabii ki bütçe üzerine muazzam yükleri oldu. Ve bu yükleri ne yazık ki geniş halk tabakası ödedi. Peki işe yaradı mı? Normalde iktisatta arkadaşlar eğer faiz artırılıyorsa bu kısa vadede hükümetin elini güçlendirmek, yapısal reformlara kadar bir zaman kazanmak içindir. Peki biz 2021'in sonundan 2023'ün sonuna kadar kur korumalı mevduata ödediğimiz milyarlara rağmen ne kazandık? Ekonomide neyi düzelttik? Bakın kur yine 30 liraya gördü. Yani 17'den 15'e düşürmüştü. 2022'de yükselmeye devam etti. 2023'ün başına geldiğimizde 19 lira, şimdi 30 lira olmuş. Ve bakın, ben size kur korumalıyla bir zaman satın aldı hükümet. Ama bu zamanda ne yaptı, neyi düzeltti? Enflasyonu mu düşürdü? Ne bileyim yani dış ticareti mi artırdı? Ülkeye döviz mi soktu? Hangi işi başardı? Geçici olarak kuru dizginlemekten başka. Bakın yine dizginlerinden kurtuldu, koptu gidiyor. Ve maliyet konuşalım birazcık. Sırf ben şunu söyleyeceğim size. Hani ödenen faizi falan derin hesaplara girmeyeceğim. Çok yakından Merkez Bankası'nı takip eden biriyim. Ve hatırlayın 2023 Haziran'ında 20 liralardan kur bir anda 25 liralara çıktı. Haziran-Temmuz dönemi. Ve o sıralarda yaklaşık KKM tutarı 200 milyar civarı falan bir büyüklüğü vardı. Arkadaşlar her 1 lira 1 lira kur arttığı zaman bunun garantisini devlet vermiş. 5 lira birden arttığı zaman siz 200 milyarlık bir büyüklüğü KKM yaptıysanız 1 trilyon gibi bir fatura çıkıyor. Sırf kur farkından faizi falan geçtim. Dolayısıyla bu kur farkı hazine ödeyemedi arkadaşlar bunu. Dönün o zamanki Merkez Bankası'nın para arzı grafiklerine 8,4 trilyondan 12,7 trilyona, 12,5 trilyona çıktı. Sırf 1 trilyon bu işin maliyetiydi arkadaşlar. Kur farkı maliyetiydi. Merkez Bankası para basarak bunu gerçekleştirdi. Peki o basılan paralar neye yaradı? Enflasyon oldu ve hepimizi ezdi arkadaşlarım. Bu kadar net. Ve şimdi diyorum ki siz Türk lirasına KKM kapısını kapattığınız zaman işte alın size burada
KKM bittikçe oradan çıkan her 1 lira dönecek dolara talep yaratacak. Neden? Bilimsel olarak bunu anlatalım. Bunu anlatalım ki bunlara karşı hükümet bir önlem alsın ve KKM'den dolara bir hücum yaşanmasın. Ama an itibariyle durumun gösterdiği dolara dalga dalga bir hücum yaşanacak. Bakın. Bütçe çok büyük bir açık veriyor mu? Bunu önceki videoda konuştuk. 2,6 trilyon 2024'te bir açık var ve bugün açıklandı. 2024'ün 1. 2. 3. ayında 502 milyarlık borçlanma var. Gözünüzü seveyim arkadaşlar. Zaten 2023 Kasım itibariyle borç 6,5 trilyon. 2023'ün başında kaçtı bu biliyor musunuz? 4 trilyondu. 4 trilyondan 6,5 trilyona çıkmış. 2018'de borç ne kadardı kamunun borcu? Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğinde 1 trilyondu. Bakın şimdi 6,5 trilyondan bahsediyorum ve 2024'ün ilk 3 ayı içinde ayın 29'unda ilan edildi 502 milyarlık ekstra borçlanma geliyor. Peki bunun faizi? Bunun faizi bizden çıkacak arkadaşlar. Biz bu faizi zamlarla ve vergilerle ödediğimiz zaman bütçe açığı bize bir enflasyon yaratmayacak mı? Yaratacak. Bu bir. İki. Hemen para arzına bakalım. 2 dakika. Bir grafiğim var. Bakın para arzı kopmuş gidiyor. Enflasyonun kralı gelecek karşımıza. Hadi ona bir bakalım. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de enflasyonu artıran haliyle enflasyon arttıkça da liraya değer kaybettiren ve doları yukarı çeken etkenlerden birisi de para arzı. Ben bu grafiği size daha önceki videolarımızda da çok gösterdim ama her yeni veri geldiğinde bilgiyi tazeleme adına bir kez daha gösteriyorum ve olayın ne kadar büyük bir enflasyona yol açacağını, olayın ne kadar vahim olduğunu buradaki grafik bize aslında gösteriyor. Bakın 2022'nin başında 5,2 trilyon olan M3 para arzı, yani vadeli vadesiz mevduatlar, çıkartılmış menkul kıymetler ve dolaşımdaki paranın genel toplamı arkadaşlar 5,2 trilyonken ne oluyor burada? 2023'ün başında 8,4 trilyon ve şimdi arkadaşlar Mayıs'ta 9,6 ve bakın son rakam kapalı gişe yukarı gidiyor. 22 Aralık verisi 13 trilyon 904 milyar. Şu eğrideki artış hızını görüyor musunuz? Çok şiddetli bir şekilde yukarıya çıkması işte para arzının enflasyon yaratacağını ve bu enflasyonun da ne yazık ki dönüp kur artışı olarak karşımıza geleceğini gösteriyor. Para arzını gördünüz arkadaşlar 13 trilyon 904 milyar. Bu şu demek, enflasyon demek, enflasyon da haliyle liranın değer kaybetmesi. Bütçe açığı da aynı etkiyi yaratıyor. Lira değer kaybediyor, dolar yukarı gidiyor. Bunun KKM ile ne alakası var? Arkadaşlar çok alakası var. Siz enflasyonu düşüremediğiniz ölçüde KKM'den dönen liralar kendisini güvence altına almak için yine dolara gidecek. Bu yüzden dolara hücum olacak diyorum. Ve devam edelim. Bakın Türkiye'ye döviz girişlerinde de çok büyük handikaplar var. KKM ile trilyon bir maliyeti biz ödedik. Ama ne oldu? Bir yapısal reform yapıldı da Türkiye'nin ihracatı ithalatını mı geçti? Ya da yapısal reformlar tamam kolayca cevap vermez ama buna ilişkin hangi adım atıldı? Hiçbir adım atılmadı arkadaşlar. Sadece OVP'de şunu yapacağız, bunu yapacağız diye topu özel sektöre attılar. Bakın dış ticaretle ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan son bülteni aldım. Bir dakika, bir de ona kısaca bakalım. Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye'de enflasyon yukarı gittikçe dolar TL de yukarı gider dedik. Zira lira değer kaybediyor. Ama bir de yurda giren dövize bakmak lazım. Eğer yurda bol miktarda döviz girerse kur geri çekilir ya da artış hızı düşer. Peki yurda nasıl döviz girer? Tabii ki ticaretle. Bakın Ticaret Bakanlığı'nın bültenlerini ben size daha önce de getirdim. Burada ticaret dengesinde ne kadar eksi verirseniz o kadar ülkede kur yukarıya doğru gider. Çünkü dolar açlığı o kadar canlı kalır. Şimdi Ocak-Kasım arasında bakın 99,8 milyar dolarlık bir eksi vermişsiniz. Dönün 2022'ye. 2022 yılında da yine benzeri bir eksiyle karşı karşıyasınız.
Peki bu neden böyle oluyor dediğimizde, üretim modelimizin dışa bağlı olduğunu, üretmek için bütün yarı mamülü Çin'den, Almanya'dan, diğer ülkelerden aldığımızı defalarca söyledim. Bunu ezberlediniz. Bakın işte burada ithalat yaptığınız ülkelere baktığınızda Çin yine kafada bir numara. Her ay Çin bizden milyarlarca dolarımızı götürüyor arkadaşlar. Elbette ki kafamıza silah dayamıyor ama üretim modeliniz dışa bağlı olduğu zaman sizin doları düşürme şansınız yok. Bakın 3.5 milyar dolarlık siz yine Kasım ayında ithalat yapmışsınız. Almanya'dan da Amerika'dan da ithalat yapmışsınız. Ama en azından sol tarafta ihracat yaptığınız ülkelere baktığınızda bunlara bir satışınız var. Ama Çin'e satışınız yok. Türkiye ekonomisi Çin'e bağlı olduğu sürece isterse kur korumalı mevduatı değil, onun 20 kat güçlüsünü getirsin, bir şekilde doları kontrol altına alamaz. Bu kadar net. Ve burada dönüp şöyle bir ithalatın dağılımına baktığımızda bu dediklerimizi tekrardan doğruluyor. %68 ara malı almışsınız, %17 sermaye malı almışsınız. Bakın tüketim malı %15. Bunu da çok zenginler alıyor. Dolayısıyla bu ülkenin dövizini bitiren ana olay ham madde ve yatırım mallarının ithalatı ve ihracata bakın. Aramalı ihraç etmişsiniz, taş, toprak, tekstil ihraç etmişsiniz %50. Haliyle bununla para, bakın şu ithalat modeliyle parayı tutamazsınız, şu ihracat modeliyle de parayı artıramazsınız, ihracattan para getiremezsiniz. Problemin kaynağında bu var aslında. Buraya kadar söylemek istediklerim şu: bütçeden dolayı, para arzından dolayı, Türkiye'de tarımı ihmal etmekten dolayı enflasyon yukarı gidecek. Enflasyon yukarı gittikçe yine söylüyorum, vatandaş KKM'den döndüğü zaman kendini güven altına almaya çalışacak. Ve ne yazık ki KKM ile geçen sürede biz ihracatı ithalatın üstüne çıkartamadık. Gördünüz işte -99.8 milyar dolar. Yani Türkiye'ye para sokamıyorsun. O zaman aynen videonun içinde söylediğim gibi, bülten videosunun içinde, dolar açlığı devam edecek arkadaşlar. Dolar açlığının devam etmesi kurun yukarı doğru gitmesi demek. Bakın Türkiye'ye biz ne yazık ki hukuktu, siyasi gerginlikti, bu gibi gerekçelerden dolayı yabancı sermaye de tahvile sokamıyoruz. Ayın 1'inde 152, 8'inde 891, 15'inde 188, 22'sinde 33 milyon dolarlık tahvile para girmiş. Nedir bu arkadaşlar? Bakın size sırf dediğim 99.8 milyar dolar siz dış ticarette açık vermişsiniz. Dolayısıyla bizim önceki videoda dediğim gibi siyaset ve hukuk alanında mutlaka yabancı yatırımcıya güven vermemiz lazım. Olayın özü şu: döviz giriyor mu? Girmiyor. Bültenlerde gördünüz. Menkul kıymet istatistiklerinde hem az önce söyledim hem önceki videolarda ekrana yansıttım. Türkiye'ye döviz girmiyor. Döviz girmiyorsa arkadaşlar kur yukarıya demek. Enflasyon düşüyor mu? Düşmüyor. Ne yapacak lira sahibi olan vatandaş KKM'den döndüğünde? Haliyle nereye gidecek? Dönecek kur korumalı mevduattan çıkan dolara girecek. İşte bütün bu anlattığımı aslında vatandaş da görüyor ve biliyor. KKM'de vadesi biten, dediğimiz gibi, park etmek için dalga dalga dövizi seçecek. Şimdi eğer Türkiye'ye döviz girseydi ya da bundan sonrası için Türkiye'ye döviz girmesi için siyaset ve hukuk alanında güzel işler yapılırsa ve ekonomi yönetimi enflasyonu düşürmek için reel sektörde adım atarsa, elbette ki enflasyon hemen düşmez ama bu hikayeyi dışarıya pazarlayabilirsiniz. Bunu yaparsanız Türkiye'ye döviz girer ve haliyle vatandaş kurun sakinliğini gördüğü zaman gidip gönül rahatlığıyla vadeli mevduata park eder. Bakın burada bir riski, aynı zamanda bu riske karşı, dolara hücuma karşı bir çözümü de elimden geldiğince işaret etmeye çalışıyorum. Ama ne yazık ki döviz girmiyor Türkiye'ye. Ne yazık ki siyaset ve hukukta gerginlikler var. Ne yazık ki yapısal reformlar yapılmıyor. Haliyle bu işin sonunda dolara, altına ve bir kısımda borsaya biz paranın kaydığını göreceğiz. Peki ne olacak bu işin sonunda dediğimiz zaman? Arkadaşlar borçlanma artıyor. Para arzı artıyor. Bütün bunlar hep enflasyon olup üzerimize yük getiriyor. Kurun yukarıya doğru gitmesi de büyük bir yük getirecek. Şimdi bakın. Yani bu kararla vatandaş döndüğü zaman para ne yapacak?
Yine aynı şeyi söylüyorum belki bozuk plak gibi ama dolara girecek arkadaşlar. Bizim dolara girilmesini önlememiz lazım. Bunu önlemek için de yine aynı şeyi söylüyorum. Farkındalık yaratma adına bu ülkeye döviz sokup kuru kontrol altına almamız lazım. En önemlisi de ekonomi yönetimi enflasyonu düşürecek adımlar atmalı. Nedir bu adımlar? Tarımda, sanayide reformdur arkadaşlar. Sadece yabancı sermaye girişiyle de olmaz. Bizim gıda üretimini artırmamız lazım. Et fiyatları, ekmek fiyatları yukarıya doğru giderken, iğneden ipliğe her şeye zam gelirken, vallahi hiç kimse kusura bakmasın. O KKM'deki o rakam 2 trilyon 650 milyar döner dolara hücumu başlatır. O yüzden çok ama çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdir. Verilen bu KKM kararı oldukça hayatidir. Dediğim gibi ülkeye döviz girişleri ve enflasyonun düşmesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Yoksa işte bakın orada tekrardan büyük bir dövize hücum başlar. Döviz 50 liralara doğru gittiği zaman da çok büyük bir enflasyon dalgası yine gelir halkı bulur arkadaşlar. Umarız yetkililer gerekeni yaparlar diyoruz ama KKM'den gelen bu haber çok büyük alarm zilleri çalıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.